O zaman ne yap diyor? Bu ilminden geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i Kemal'e seyredelim. Bak kaç şey saydı. Allah-u Teala'nın sırlarını bulmak mı istiyorsun? Bulasın ruslata derde derman. Yani Allah'a vasıl olmak mı istiyorsun? Nurlara mı gark olmak istiyorsun? Nakşibendiler Kutusu ne diyor? Rü'yet nist ker rü'ye hest. Görmek yok, görür gibi olmak var. Şimdi mesela gözümüz kapalı ama güneşin veya şu lambanın ışığını görüyoruz, parlaklığını. Açsak göreceğiz. Sanki öyle. Görmek yok, görür gibi olmak, yakini iman sahibi olmak var diyor. Ne yapmak gerekiyormuş? Bu ilminden geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i Kemal'e seyredelim. Bu kadar şeylerin olmasını istiyorsan ben biliyorum deme diyor. Şeytan ene dedi. Ben ondan hayırlıyım Adem'den aleyhisselam. Ne oldu? Ebediyen kovuldu. Bütün Allah dostlarının hallerine baktığımız zaman da hakikaten gerçekten hep tevazu sahipler. Efendi Hazretlerinizi hepiniz tanıyorsunuz. Sivas'tan bir arkadaş telefon açıyor. Direkt Efendi Hazretlerine hemen telefonu vermişler o anda. Ani mi oldu nasıl olduysa. Arkadaş Efendi Hazretleriyle görüşeceğim diyor. Buyurun diyor. Buyurun ben Mahmut diyor. Hangi Mahmut diyorlar oradan. Mahmut Hoca demiyor. Mahmut Usta Osmanoğlu diyor. Soyadını söylüyor. Şimdi bütün Allah dostları böyle. Özellikle benim tabii hepsinde böyle. Onların hepsini tek tek anlatmak da veya bildiklerimizi söylemek de zaman yetmez. Halid-i Bağdadi Hazretleri yaşamış olduğu asrın en büyük alimi ilk önce. 24 ilmin üstadı. Bütün alimler ittifak etmiş. Bu zattan daha büyük alim şu anda yeryüzünde yok. Böyle olmasına rağmen Hindistan'daki Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin helal bekçiliğini yapıyor müddet. O zat da diyor ki senin bu kadar çok ilminden dolayı az bir kalbinde bile az yani bir benlik şeyi vardı. Şimdi sen onu da açtın helal bekçiliği yapmakla. Sen şimdi insanları canlı irşat edebilirsin. Bu zat ne diyor? Halid-i Bağdat Hazretleri öyle buyurmuş. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar ömrüm olsa, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı kadar sabrım olsa kapısında bekçilik yapsam Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin hakkını ödemiş olamam. Demek ki ondan o ilminin üstünde daha neler elde etti. 100 küsur kendisi gibi şeyh yetiştirmiş. Yüzler binlerce hocalar, alimler yetiştirmiş. Şiiri var, sadece bir satırını söyleyeyim. Amel defterimde yok bir iyilik, nasıl kurtulur bu Halit ah yazık. Çok acayip. Yüzler binlerce belki alim hoca yetiştirmiş. Ne diyor? Amel defterimde yok bir iyilik, nasıl kurtulur bu Halit ah yazık. Acayip bir şey. Onun için ne diyor bu zatta? Bu ilminden ben şöyle biliyorum, ben böyle biliyorum. Kasılma diyor. Yani böyle kendini bir şey zannetme. Halk tabirini. Ne kendini bir şey zannediyorsun demezler mi? Ali İmran suresi 26. ayet kerimeymiş. Kul buyuruyor Allah-u Teala. De ki. Şimdi kul derken Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek böyle buyuruyor. Allahümme ey Allah'ım. Malikel mülki. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Yani sen mülkün sahibisin. Bir ayet-i kerimede yine Allah-u Teala buyuruyor ki mahşerde diyecek bütün insanlara hitap ederek bugün mülk kimin? Limenül mülkül yevm. Bugün mülk kimindir diyecek Allah-u Teala diyor. Hakikatta diyor ki Allah dostları şu anda da mülk bizim değil. Nasıl değil? Tam bizim arabamız var. Son model. Bir anda bir trafik kazası. Ne malın kalıyor ne canın kalıyor. Allah muhafaza. Bizim çocuğa bunu anlattım. Yakında duydum. Çok ibretlik bir şey. Bir taksi şoförü, özel husus taksi şoförü, bir delikanlı, 25 yaşlarında falan. Hani böyle okkalı derler ya, böyle ağır bir şekilde. Allah her şeyin hayırlısını versin hocam falan böyle bir laflar etti. Baktım şöyle, ondan bu laflar olmaz gibi diye düşündüm içinden. Yani niye böyle diyor? Hani bir musibet bin nasihattan iyidir derler ya, yaşamış bir şeyleri de. Hocam ben araba delisiydim diyor. İlle benim şöyle şöyle arabam olsun. Eski bir arabası varmış yol kenarında diyor. Yani biraz şehrin dışı gibi bir yer. Yol kenarına çektim. Arıza yaptı diyor. Ben onunla meşgul olurken diyor karşıdan bir tır geldi diyor. Benim arabaya bir vurdu diyor. Benim araba benim üstüme çıktı diyor. Kendi arabası üstüne çıkmış. Yüzünde buralarda izler falan. İşte 2-3 senemine kapanmamış o yaralar. Ondan sonra daha sonra tır sahibinden buna hani tazminat falan neyse bir araba aldırmışlar. Şimdi güzel arabam var ama diyor yüzüm bu hale geldi diyor. Ama ben diyordum ki ille benim şöyle arabam olsun. Furkan tefsirinde
çok ibretlik bir söz var. Diyor ki her şeyi bir anda istemek hiçbir şeyi istememektir. Rahmetli Bayram hocamız derdi ki bunu kafanıza yazmayın, yazmayın. Kazıyın, kazıyın. Şimdi bunu kafanıza yazmayın. Yazmayacağız da ne yapacağız? Kazıyın. Yani kazımakla yazmak. Şimdi bu kağıda ben bir yazı yazsam gider. Ama şuraya bir yazı yazsak kazıyarak artık orada kalır. Mezar taşları eskiyor mu? O kadar kar yağmur görüyor. O yazılır. Kazınmış taşlar kalıyor. Bunu kafamıza yazmamız lazım. Gencimiz ihtiyarımız. Her şeyi bir anda istemek hiçbir şeyi istememektir deniyor. Bir insan bir makam mevki ediyor 30 senede. Doktorun ömrü geçiyor yarısı doktor olmak için. Bir usta usta olmak için senelerce çıraklık kahvalık yapıyor da usta oluyor. Ben bir anda usta olayım. Havanı alırsın. Benim bir anda son model arabam olsun. Onun da havanı alırsın. Ya Allah her şeye kadirdir. Bir anda da verir. Ayrı mesele. Ama usul, adet, adetullah ne? Her şey yavaş yavaş zamanla elde ediliyor. İşte mülkün demek ki hakiki sahibi Allah'mış. Ahirette zaten soracak. Kimin bu mülk? Hiçbir insandan tek bir kelime çıkmayacak diyor. Allah Teala cevap verecek ayet-i kerime. Lillahil vahidul kahhar. Tek olan, eşsiz olan Allah'ın mülküdür bu mülk diyecek buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimede de Allah'ın ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Tü'til mülke. Sen mülkü verirsin. Bak işte Allah bize Celle Celaluhu cevap veriyor. Nasıl oluyor bu mülk işi, zenginlik işi? Nice zenginler var ki bir zamanlar belki çok fakirken zengin oluyor. Nice zenginler fakir olabiliyor. Ama şu da çok ibretliktir ki hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala bir takım insanlara zenginlik verse, hani sizin hayır zannettiğinizde şer olabilir, şer zannettiğinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz diyor. Yine bu ayet-i kerimenin tefsirinde Ruhul Furkan'da çok güzel bir izahat var. Biraz belki cümle gibi. Sizin hayır zannettiğinizde şer, şer zannettiğinizde hayır vardır ayet-i kerimenin tefsirinde. İnsanın diyor nice çok istediği şeyler vardır ki helakıdır. Bak adam tır arabasının kamyonun altında kalmış. Kendi arabasının altında. Ama çok istiyordu. Hayır mı? Değil. Hiç istemediğiniz şeyler vardır ki sizin kurtuluşunuzdur. Bak, nice çok istediğiniz şeyler vardır, helakınıza sebep olur. Nice hiç istemediğiniz şeyler vardır ki sizin kurtuluşunuzdur. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah bazı kullarına zenginlik verse kafir olurlar. Olmuyor mu? Adam bir zengin oluyor, ilk önce hanımını boşuyor. Zengin olmasaydı o hanımıyla ebedi yaşayacaktı, hani ölünceye kadar. Belki de cennette de beraber olacaktı. O zenginlik cehenneme götürecek belki onu. Nice insanlar vardır ki Allah fakirlik verse kafir olur. Nice insanlar vardır ki Allah sıhhat verse kafir olur. Sıhhat. Nice insanlar vardır ki Allah hastalık verse kafir olur. Biz bilmiyoruz. Bizim için hangisinin hayır olduğunu Allah Teala biliyor. Evet. İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti inni ra'eytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamer.